Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır misiniz? Hadi açın. Bugün Kitab-ı Taharet'in Bab-ı Teyemmüm'ün içindeki fasli okuyoruz. Faslun yeteyemmemu. Kişi ne yapar? Teyemmüm alır. Neyle teyemmüm alır? Bi kulli turabin tahirin. Bütün tahir, temiz topraklarla teyemmüm alabilir kişi. Bunun delili de hatta ma yudava bihi. O toprak ki onunla tedavi yapılıyor. Hani irmini çamuru denilen bir çamur var, toprak var. Tedavi yerine ne oluyor? Kullanılıyor. İlaç olarak kullandığı halde onunla teyemmüm yapılır. Toprağın gayrisiyle yapılmaz teyemmüm. Delil, çünkü ayet-i kerime feteyemmemu sa'iden tayyiben. Sa'id-i tayyibla. Sa'id toprak demek, tayyib tahir demek. Tahir toprakla teyemmüm alın. Hanfiler sa'id burada ard alıyorlar. Onun için diyorlar, ard maddesinden olan mermer, taş, tola, kerpiç hepsiyle yapılır. Ve bi ramlin fihi gubarun. O kum ki içinde gubar var, toprak var. Elini vurduğun zaman o kumdan toz kalkabiliyor ise o kumla da teyemmüm caizdir. Ama safi kum ki, yıkanmış kum ki, toprak içinde yok, toz yok, elini vurduğu zaman toz kalkmıyorsa o kumla teyemmüm olmaz. La bi madinin, madinin herhangi bir çeşitiyle teyemmüm yapılmaz. Ve sahakati hazefin, hazefin sahakatiyle de yapılmaz. Hazef, o çamur ki desti türünden yapılmış, ateşte yakılmış, onu kırsan tozuyla, ufaklarıyla ne olmaz? Teyemmüm yapılmaz. Sahakat demek, kırıntılar, parçalar demek. Hazef demek, dediğim gibi desti türü şeyler, topraktan, çamurdan yapılıp ateşte yakılmış olan kablara hazef denilir. O hazeflerin, destilerin sahakatiyle, kırıntılarıyla, ufaklarıyla, topraklarıyla ezsen, çiğnesen, öğütsen, toprak haline getirsen dahi onunla teyemmüm yapılmaz. Çünkü oradaki toprak özelliğini kayıp etmiş. Ve muhtelitin bidakikin ve nahvihi. Dakik, nahve dakikle karışık olan toprakla da teyemmüm yapılmaz. Ve muhtelitin, o toprak ki karışmış bir dakikin ve nahvihi. Un ve unun benzer herhangi bir maddeyle karışmış toprakla teyemmüm yapılmaz. Ve kile in kallel halitu cazem. Halit,
toprağa karışan herhangi bir un benzeri eğer topraktan az ise caze, onunla teyemmüm nedir? Caizdir. Ve illa eğer çok ise caiz değildir. Ve la bi musta'melin ale's-sahih. Sahihe göre müstamel toprakla teyemmüm alınmaz. Nasıl müstamel suyla abdest alınmıyor ise müstamel toprakla da teyemmüm alınmaz. Tamam, öğrendik ki müstamel toprakla teyemmüm alınmaz. Müstamel toprak nedir? Onu öğrenelim. Ve huve müstamel toprak, ma o toprak ki bakiyen bi udvihi. O toprak ki bakiyen bi udvihi. Ağzası üzerine teyemmüm yaptıktan sonra ağzasına yapışık, ağzası üzerine kalan toprak nedir? Müstameldir. Ve keza ma tenasere filesse. Es-sahih'e göre elden ağzalar üzerine yere dökülmüş toprak müstamel değildir. Niye? Döküldükten sonra artık normal toprak halini alır. Ama es-sahih'e göre yok. İstimaldan sonra yere dökülen toprak da, tenasere mana dökülen toprak da nedir? Müstamel kabul edilir. Bir şey mi sordunuz? Tamam. Ve yuştaratu kastuhu. Toprağın kasti şarttır. Bak, kastu toprak teyemmümün erkanlarından değil. Teyemmümün şartıdır. Toprağı kast edeceksin, alacaksın. Mesela felev eger sefethu rihun, bir rüzgar toprağı estirirse aleyhi, kişi üzerine, diyelim rüzgar vurdu, toprak getirdi, yüzüne serpti, bol bir toprak. Ferraddedehu, o da niyet ederek o toprağı yüzüne ne etti? Sürttü. Bak, ferraddede onu yüzüne ve eline sürttü. Ve neva niyet etti? Lem yüczi, ona kafi gelmez. Ne gelmez? Kafi gelmez. Niye? Çünkü toprağı kast etmemiş. Toprak kendiliğinden veya rüzgar getirmiş, yüzüne vurmuş. Ayet-i kerime ne diyor? Feteyemmemu sa'iden tayyiben. Teyemmumu emir, teyemmum demek kast demektir. Hali oluyor mu? وَلَوْ يُمِّمَ بِاِذْنِهِ. Eğer onun izniyle teyemmümü alınırsa, bak, وَلَوْ يُمِّمَ teyemmümü alınırsa بِاِذْنِهِ izniyle caze, caizdir. وَلَوْ يُمِّمَ بِاِذْنِهِ caze. Niye? Çünkü bu birine izin verince o bunun vekili yerine geçiyor. Onun toprağı kastetmesi, niyet etmesi, teyemmüm alan kişinin kastı yerine geçiyor. Onun için nedir? Caizdir. وَقِيلَ يُشْتَرَتُ عُزْرٌ. Bir kile demiş, eğer birinin özrü yoksa, başkası onun namına izin verse dahi, başkası onun namına onun teyemmümünü yapamaz. Niye? Çünkü kast edemiyor. Ama caizdir diyenler diyorlar, o izin verdiği mezunu lehunun kasti onun kasti yerine geçiyor. Caiz değildir diyenlere göre bizzat mübaşir olmadığı için teyemmüm yapma, teyemmüm yerine gelmiş olmuyor. Çünkü kast yapmamış. Ve erkanuhu, teyemmümün erkanları dört tanedir. Naklu turabi,
Birincisi toprağın neydir? Naklidir. Nakledecek. فَلَوْ نَقَلَ مِنْ وَجْهٍ اِلَى يَدٍ Eğer yüzden ele toprağı naklederse, diyelim biri toprak atı yüzüne vurdu. O da elini vurdu, getirdi, kollarını, ellerini sürttü, ellerine sürttü. اَوْ اَكَسَ Yahut da toprak geldi, kolun üzerine toprak vardı, oradan atı yüzüne aldı, yüzüne götürdü, yüzünü mesh etti. كَفَا فِلَ السَّحْ Es-sahâ göre bu kafidir ona. Kefâ fil es-sahî. Es-sahâ göre ona nedir? Ona kafidir. Niye? Çünkü naklu toprak şarttır. İlla yerden mesh edilen azaya nakl şart değil. O meshi yapılan, teyemmümü yapılan azaya toprağın nakli şarttır. İster başka azadan ona nakletsin, ister başka herhangi bir yerden nakletsin. İkinci rükün, birinci rükün naklu turabdır. İkincisi ve niyyetu istibahati salati. İstibahatu salatın niyetidir. Neveytu istibahate salati diyecek. Manası namazı kendime halal ediyorum. Namaz şart değil. Abdestsiz, caiz olmayan istibahati taharetten mevkuf olan herhangi bir şey. Hamlul Kur'an, tavaf, namaz, bu gibi şeylerden herhangi birinin istibahatini niyet etmesi vacibdir. Rükündür. La ref'e hadesin. Raful hades niyetini getiremez. Ne hadesi esger, ne ekber niyetini getiremez. Tahareti getiremez. Niye? Çünkü teyemmüm ne hadesül esgeri ne hadesül ekberi rafa edemez. Ancak teyemmüm vudu'a bedelen, gusle bedelen onlarla yapılan ibadetlerinin mübahane ibahatına yol açar. O ibadetler onunla mübah olur. Yoksa hadesi ne etmez? Rafa edemez. وَلَوْ نَوَى فَرْضَ تَيَمُّمِ لَمْ يَكْفِ فِي الْاَسْحَ Es-sahâ göre kafi gelmez. Niye? Çünkü teyemmüm kendi hadi zatında maksudu bizzat değil. Teyemmüm kendi hadi zatında ne değil? Maksudu bizzat değildir. Abdest kendi hadi zatında maksudur. Onun için neveytu ferdel vudu'i derse olur, neveytu ferde teyemmumi derse olmaz. Çünkü teyemmum maksudu bizzat değil, derurete binaen teyemmum yapılır. Su yok, kullanamıyor diye mecbur kalınca teyemmum yapar. Yoksa maksudu bizzat değil. Bak, teyemmum maksudu bizzat olmadığı için, abdest maksudu bizzat olduğu için tecdid-i vudu sünnettir, tecdid-i teyemmüm sünnet değildir. Ama es-sahâ göre fard-ı teyemmüm kafi değil. Hilaf-ı es-sahâ göre diyor kafidir. Niye? Çünkü bu vudu'un bedelidir. Vudu'un fardı kafi, vudu'un fardın niyeti kafi geldiği gibi bu da ne ediyor? Bu da kafi geliyor. وَيَجِبُ اِخْتِرَانُهَا بِالنَّقْلِ Bak birinci rükün dedik nedir? Naklu turab, ikincisi niyet. Bu niyetin devamıdır. وَيَجِبُ وَاجِبْدِرْ قَرْنُهَا بِالنَّقْلِ
toprağı yerden kaldırır kaldırmaz niyet o zaman getirecek. Ve keza istidametuha ila meshi şey'in minel veci. Ve keza istidametuha devam ettirecek neyi? Niyeti ila meshi şey'in minel veci. Yerden elini kaldırır kaldırmaz niyete başlayacak. Yüzün bir cüzünü mesh edilinceye kadar niyet devam edilmeli ala sahih sahih göre. Ama hilaf-ı sahih göre diyor nakledilirken niyet varsa o kafidir. İlla meshu şeyin minel veçhe kadar devam etmesi şart değildir. Oluyor değil mi? Kafanıza takılan bir şey varsa sorun, çekilmeyin. فَاِنْ نَوَا فَرْدًا وَنَفْلًا نَوَيْتُ اِسْتِبَاحَةً فَرْدِ السَّلَاتِ وَنَفْلِهَا اُبِيحَا İkisi ne olur? Mubah olur. Tabi mudah bu kadar. فَلَوْ نَوَا فَرْدًا yani istibahate فَرْدٍ وَنَفْلٍ dese نَوَيْتُ اِسْتِبَاحَةً فَرْدٍ وَنَفْلٍ اُبِيحَا İkisi ne olur? Mubah olur. İkisi ne kılabilir? Bakın farda nekire getirdi. Demek belli bir fard demek mecburiyetinde değil. Mutlak istibahata fard değilse kafi gelir. Öyle değil mi Hasan? Ev farden sade fardın istibahatını hepsine mudaf mukadder niyet ederse felehun neflu alel mezheb. Mezhebe göre nefli de kalabilir. Çünkü nefilden daha üstün daha ağır bir şeyin istibahatına niyet ettiği için nefli de kılabilir. Ev neflen, nefli niyet etti. Evis salate, yahut da namazı neyti? Mutlak salat dedi, mutlak nefil dedi. Bu iki surete teneffelel fardı. Nefli yapabilir, fardı yapamaz alel mezheb. Teyemmümün erkanlarından üçüncüsü, وَمَسْحُ وَجْهِهِ yüzünü ne edecek? Mesh edecek. Bu da nedir? Bu da vacibdir. Hatta diyor yüzden aşağı salmış olan sakalı varsa onun zahirini de ne edecek? Mesh edecek. سُمَّ teyemmümün erkanlarından dördüncüsü سُمَّ يَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ her iki elini mirfakleriyle beraber mesh edecek. Teyemmüm erkanları naklu turab niyet meshul vecih meshul yedeyn. Ve la yecibu isaluhu menbete şa'ril hafifi. Bak sık kılların bir sakalın sık kılların altına toprağın ulaştırması zaten vacip değil. Hafif olan kılların menbetine yeşerdiği derisine dibine kadar toprağın ulaştırması nedir? Vacip değil. Bak su burada vacip, teyemmümde vacip değildir. Ve la tertibe fin naklihi fil esse. Bak önce yüzüne sonra eline vurmak tertip farzdır abdest gibi. Yalnız toprağın naklinde tertip yoktur. Mesela فَلَوْ دَرَبَ بِيَدَيْهِ her iki elini yere vurdu. وَمَسَحَ بِيَمِنِهِ وَشَهُ وَمَسَحَ مَسَتِ بِيَمِنِهِ sağ eliyle وَشَهُ yüzünü ne etti? Mesh etti. وَبِيَسَارِهِ يَمِنَهُ sol eliyle kolunu, sağ kolunu mesh ederse caizdir. Bak yüz ile elin mesi sırasıyla yaptı. Yalnız ikisinin toprağı birden nakil etmişti. Ve tünde bu tesmiyetu teyemmümün başında guslun evveli gibi abdestin evveli gibi teyemmümün evvelinde de besmele nedir? Mendubdur. Cünüp olsa dahi bak gusül yapan kişi cünüp olsa dahi, abdest alan kişi cünüp olsa dahi, teyemmüm alan kişi cünüp olsa dahi
besmele getirmek sünnettir. Çünkü ayet niyetiyle getirmiyor, teyemmün niyetiyle, teberruk niyetiyle getiriyor. Ve meshu veçhi ve yedeyhi bi darbetini. Hani ki bir derbetle kafidir, caizdir dedik ya. Bir der meshu veçhi, yüzünü meshetmek ve yedeyhi, ellerini meshetmek bi darbetini, iki vuruşla, bu nedir? Sünnettir. Bir vuruşa yüzünü, ikinci vuruşa ellerini meshetsin. Kultu el-sahhul mansusu vücubu darbeteyni. Kultu el-sahhul mansusu vücubu darbeteyni. İki darbın, iki vuruşun vücubudur. Es-sahhul mansusa göre iki tane sünnet değil. İki vuruş. Nasıl ki mesh bir yüze, bir ellere farz ise, vacip ise, iki vuruş, iki vurmak toprağa, İki sefer toprağı nakl etmek de vacibdir. Ve inem kere bir darbetin, her ne kadar bir vuruşla teyemmüm mümkün olsa dahi, bir hırfetin, bir büyük çaputla ve nahveha, çaputun benzeriyle. Diyelim geniş bir çaput toprağa vurdu. Kaldırdı bir tarafına, yüzünü teyemmüm etti, sürttü. Bir tarafını sağ koluna sürttü. Bir tarafını sol koluna sürtmek üzere bir vuruşla, bir çaputla her iki elini, yüzünü mesh edebilse dahi İmam-ı Nevevi'ye göre "Vutu'l-sahhul mansusu vücubu darbeteyn." İki vuruş nedir? Vacibdir. Vallahu alem. Bu da İmam-ı Nevevi ne de görüşünü belirtirse Allah'a tevekkül ediyor. Benim bildiğim bu. Allahu Zülcelal daha iyisini bilir. Ve yukaddimu yeminehu. Sağ elini sol eline takdim edecek. Bu da sünnet. Ve a'la vecihi. Vecihinin en a'lasını aşağısına ne edecek? Takdim edecek. Bak, alttan yukarı doğru mesleyse de olur. Ama sünnet yukarıdan aşağıya kadar gelmek. Önce sol kolunu, sağ kolunu yapmak da caiz. Ama önce sağ kolunu, sonra sol kolunu yapmak, bu nedir? Bu mendubdur. Ve yuhaffiful gubare. Şimdi daima fakata genellikle galibi olarak mudariler emir olarak manidirler. Ve yuhaffiful gubare. Ellerini yerine yere vurup kaldırınca birbirine vursun, eğer toprağa fazla yapışmışsa o gubarı, o tozu biraz hafifletsin. Bu da mendubdur. Ve muvalatu teyemmumi kel vudu'i. Teyemmümün muvaleti vudu gibidir. Vudu'nun muvaleti neydi? Sünnetti. O zaman teyemmümün muvaleti de nedir? Sünnet. Teyemmümün muvaleti nedir? Yüzünü meshettiği an, yüzünü yıkadığını kabul edelim. O yüzü kurumadan elini yıkamalıydı abdestte. Teyemmüm de yüzünü meshettiği andan itibaren, şayet yıkamış olsaydı ne zamana kadar kuruyor? O zamana varmadan ellerini mesh ederse bu muvalat yapmış sayılır. Ve kezel guslu. Ve kezel guslu. Ne gibidir? Teyemmüm gibidir gusül. Ne demek? Guslun da muvaleti abdest gibi, bak. Teyemmümün muvaleti abdest gibi. Guslun muvaleti de o da abdest, vudu gibidir. Nedir? Sünnettir, mendubdür. Ve yundebu tefriku esabi'i evvelen. Hani iki sefer vuruyor ya. Ve yundebu mendubdür. Tefriku esabi'i, parmakların açması evvelen, ilk vuruşta parmaklarını açarsa toprak aralarına girsin diye, bu nedir? Mendubdür. Peki birinci seferde mendub, ikinci seferde açması zaten vaciptir. Açması zaten nedir? Farzdır. Oldu mu? Niye? Çünkü ikinci sefer ellerin mesih zamanıdır. Tabi parmaklarının arasını açacak ki toprak ulaşabilsin, mesih edilebilsin. Oluyor değil mi? Ve yecibu nez'u hatemihi fis saniyetim. İkinci vuruşta hatemini çıkartması nedir?
vacibdir. Niye? Birinci de vacibdir, ikinci de vacip. Çünkü ikinci vuruş ellerinin meshi içindir. Yüzük çıkartmasa toprağı alta nasıl gider? Hani suda abdestten yüzük geniş olursa çıkartmasına gerek yoktu. Ovalaması, çevirmesi yeterliydi. Ama toprak kolay kolay altına girmediği için toprağı çıkartmak nedir? Yüzük vaciptir. Tabi bu da eğer dar ise, biraz çok genişse, toprak rahatlıkla içine sallayabiliyorsa, toprağa girebiliyorsa o zaman çıkarması nedir? Mendüptür. Oldu. Diyor, hani yüzük normal dar ise sallaması kafi gelmiyor. Niye sallamayla toprağın altına girmiyor ki? Ha biraz çekerse oraya meslederse, bir daha iterse geri o şekil olur. Yoksa çevirmek yetmiyor. Bak abdeste çevirmek yetiyor. Çünkü çevirmeyle su ne oluyor Muhammed? Su yüzün altına girebiliyor. Ama teyemmümde yüzün çevirmesiyle toprağın altına girmiyor. Onun için ikinci vuruşta yüzük varsa elinde çıkarsın. Vacibdir. Bu fasıl daha uzun. Bugün istese burada duralım. Yarın inşallahü teala teyemmüm konusunu Babul Hayd'e kadar bitirmiş oluyoruz. Yeter. Nefe'akumullahu nef'an nebiyyina.